Makan tapanta. Dur bakayım, Twitter'dan paylaşayım hemen. Dur bakayım bir. Ha, otomatik paylaştı mı? İyi oldu ha. Sevindim. Bir tane de ben atacağım aman ha. Bir tane de ben paylaşayım hemen. Şuradan bakalım. Yayındayım diyelim. Yayındayım. Twitter. Buraya şey yapmak isteyenler de var. Katılmak isteyenler de var yeni falan. Uf, çok kişi var. Hemen şey yapacağım. Bunu bir dakikacık açıyorum. Ayarlar gizlilik. Okey, bunu da açtık. Gizliliği de açtık. Discord'dan da paylaşacağım. Bir dakika Discord'a gidiyorum. Bekleyin oğlum bir dakika. Ne var, bok mu var? Demin Twitch'teydik, şimdi de buradayız. Bundan sonra dediğim gibi buradan da bol. Şu an bir şey yazmayın bana. Sağ ekranıma bakıyorum şu an. Şu an oradan paylaşım yapacağım. Discord'dan. Discord'daki şeyi siliyorum. Clear. 40. Bilmem Discord. Yayındayım. Okey. Tamamdır. Şimdi kapatıyorum Discord'umu. Sağ alttan kapatıyorum. Bir tane hemen buraya şey ayarlıyorum. YouNow yayındayım diyorum. YouNow yayındayım. Bu kadar. Tamamdır herhalde, her şey yolunda. Şimdi bir de Twitch chatine gideceğim. Twitch chatinden de bir paylaşım yapacağım. Bir dakika durun. Twitch chatine gelelim hemen. Twitch chatinden de bir paylaşım yapayım. YouNow yayındayım. Twitch chat'i bay bay. Görüşürüz. Twitch chat'i 3 saniye getirdim mi? Onu da bir 3 saniye getireyim. Sonra hemen şuradan şunu da bir yapayım. Bir dakika bakayım bir. Abone şeyi 1 dakikada bir paylaşmasın. 5 dakikada bir paylaşsın. Şimdi sizinle konuşacaklarım var. Önemli, değişik, abuk subuk şeylerden bahsedeceğiz. Siz soracaksınız, ben cevaplayacağım. Twitch'te size gösterdiklerim var. Burada sizinle konuştuğum şeyler oluyor. Hemen bunu da yapalım, bunu da yapalım, bunu da yapalım, bunu da yapalım, bunu da yapalım. Okey, her şey şu an yayına girdi. Şu an oldu. Tamam, bunu da yapalım. Tamam. Ah, kutumuz çıktı. Kutuyu açalım hemen. Tıkmayın kutuya kodumun. Make it rain amına. Tık 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 fıt 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 tık tık fıt fıt fıt. Şimdi burada da böyle bir şey vardı değil mi? Chat'i buradan çıkarabiliyorduk değil mi? Chat nereden çıkıyordu ya? Ben burada chat'i çıkarabiliyordum bir yerden. Nereden çıkarıyordum chat'i? Bulamıyorum şu anda. Allah'ım delireceğim. Korona'ya selam söyle. Oğlum chat'i nasıl çıkarıyorduk burada? Chat nereden çıkıyordu lan? Ha, burada. Dur. Chat'in sol üstünde şey var, parça var. Oraya basıyordun değil mi? Tamam, şimdi oldu. Şimdi kocaman kocaman oldu. Şimdi daha iyi oldu. YouNow kralı Sasa diyor. Hayda. Abi kutuyu bilmem ne kaçırdım yine. Yine sonra aç muhabbetimi. Hayır, yok, olmaz. Çünkü sonra daha az kişi giriyor ya da daha çok kişi giriyor, değişiyor falan filan. Number one'sın Sasi diyor. Ses yok diyor. Nasıl ses yok? Sasi artı 18 kirli dirty talk yap. Hah, büyük eksikti. Bir dirty talk yapmadığımız kalmıştı. Tuzla pasif. Allah'ım ya Rabbim ya, deprem oldu oğlum geçen gün, ne biçim deprem oldu, nasıl sallandık demin? Sağ ol, teşekkür ederim. Nasıl sallandık demin görmeniz lazım, manyaktı. Ulan sabahın saat 7'sinde langır langır. Aramızda kaç saniye var, bir test edelim mi hemen? Şu kaç? Yazın bir hemen. Yazsanıza oğlum. Heh, tamam yazdınız, okey. Ekranımı veremiyorum burada gördüğünüz gibi, ekran verilmiyor. İdare edeceksiniz. Işığıma bak, ışığıma. Telefonum şey, aman saatimin ışığına bak. Of, zengin saati de başka oluyor. 150 lira verdim ben. Zengin saat. Allah'ım. Delireceğim artık. Çıldırıyorum. Manyak manyak şeyler. Twitter'dan paylaştım. Twitter'ım şey mi şu an? Halka açıldı mı? Herkese açıldı mı? Bakayım bir kontrol edeyim. Şu anda istek olmaması lazım Twitter'da. Tamam, okey. Halka açıldı. Discord'dan da paylaştım. Şeyden de paylaştım. Twitch'ten de. Daha nereden paylaşayım oğlum? Daha ne yapayım? Şimdi arkadaşlar önümüzdeki 1-2 saatte buradayız. Dediğim gibi ses gitmiyor herhalde mobile. Ses yok, alo. Ne diyorsunuz ya? 61 dedim, yazın bakayım. 61. 61. Tamam, var, ses de var. Allah Allah ya. Discord link ver. Ünlem Discord yaz Twitch chatine. Telefonda yok. Bir şey yapamayacağım. Telefonunuzun modeli, bilgisayardan izlemeye çalışın. Bir şeyler yapın işte, artık ayarlayın. Drop giriyor. Bir şey yapamam. Sasi, OBS programı ile yayın yapamıyorsun abicim burada. Çok ilginç. Yani yapabiliyorsun ama yapamıyorsun bir yerde. Öyle bir boktan bir tarafı var. Tam ben de çözemedim onu. Sağ ol Batu. Tam böyle çözemedim abi ben o kısmını. Kanser site. Denedik biz, olmuyor. Evet abi, aynen öyle. O Yusuf'a bak, 200 bar gönderdi. Sağ ol. Drop var, sunucu değiş.
özel bir uygulaması var. Bak X Split'le denedim. Mirrorless Action'la denedim. Şeyle denedim. Adını söyleyin. OBS'le denedim. FF Split'le denedim. Hiçbiriyle olmuyor abi. Özel bir yazılımı varsa söyleyin, oradan açayım. Artık geçti bunun pazarı. Yani Twitter'ımdan bana özelden ulaşırsınız, oradan hallederiz yani. Ulaşırsınız, öyle yaparız. Ne yapalım? Sasso, Twitch'ten farklı mı oluyor bu yayın? Twitch'ten farkı şu oluyor burada. Ben direkt sizle iletişimde oluyorum. Yani ekranda direkt ben oluyorum. İletişim direkt sizinle oluyor ve anlık oluyor. Twitch'te aramızda 15 saniye var. Burada aramızda hiçbir şey yok. Şu kaç? Bak, lap diye yazdınız. Bu kadar. Aramızda saniye. Yani şu an şöyle düşün. Benimle buluştuğunu düşün. Dışarıda buluştuk. Aramızda hiç fark yok ya. Onun gibi. Hiçbir fark yok. Dışarıda buluştuğumuzu düşün yani. Sen ne söylüyorsan anlık görüyorum. Ben ne yazıyorsan anlık görüyorum. Ben ne söylüyorsam anlık duyuyorsun. Böyle bir olay var. Tamam, bana kahve ısmarla o zaman. Hayda, kahve istiyor sadece Hülya. Hayda. Korona hakkında ne düşünüyorsun diyor. Vallahi abicim, korona morona muhabbetleri hakkında çok konuştuk be abicim. Bu korona konuları hakkında ne bileyim ya. Ne olacağız oğlum böyle? Bu artıyor, ediyor, bilmem ne oluyor. Bu kadar ülke dışına çıkış falan da şimdi yasaklanmadı da yani. Hani çıkarsanız mesela Amerika diyor ki, ülkenin dışına çıkarsanız diyor, geldiğinizde diyor 15 gün şey diyor. Sizi diyor sahra hastaneleri var diyor. Sahra hastanelerinde diyor sizi şey yapacağım. Orada bekleteceğim diyor. Şu an Türkiye'nin İran'a yaptığı muhabbet, biliyorsunuz değil mi? Türkiye İran'a da yapıyor aynısını. Abi İtalya'dan selamlar. Evet, selam. Karantinaya alacaklarmış. Evet, bizimkiler de yapıyor. La bizde bir virüs var. Varis var bizde. Varis çorabı. İkinci evreye geçiyor. Anasını satayım, level up meselesi. Vallahi bilmiyorum artık ne oluyor. Bilmem ne oluyor artık. Soso bence kapat yayını. Twitch chatinde millet sana sövüyor. Yun aldı açma diye. Ay yerim ben onları. Abi neden Macaristan? Öyle çünkü oradan şey olmuşuz. OBS'de yayın açmak istiyorsan silip yeniden yükle. Güncelleme yapmadan yayın aç. Heval, o söylediğin şey şu abi. Güncelleme yapmadan yeniden aç dediğin, OBS'in ben eski bir versiyonunu yükledim bilgisayara. Sırf YouNav'la entegre olsun diye. Ve YouNav'ı seçtim ama buranın anahtarını yazmama rağmen OBS'ten yayını açtığımda, ardından burada yayına bastığımda OBS'imi görmüyor, tanımıyor. Yani eski sürümle falan alakası yok abi. Söylüyorum, eğer bana bulabilirsen bunun tam formülünü, benim Twitter'ımın özel mesaj sekmesi var. Oraya atarsan sevinirim. Oradan bakarız. Oradan hallederiz yani. Drop giriyor. Evet. Girsin. Boş ver. Burada zaten mevzu bana bakmanız değil. Beni dinlemeniz yani. Arkada dinleyin. Ben de sizinle anlık olarak iletişimde olabiliyorum. Özelliği buranın bu tamamen. Yani görsellik değil arkadaşlar. Buranın özelliği bu değil. Bilgi evim ne attın? Soso, borazanları okusana. Eskiler gibi. Borazan ne oluyor be? Bilgi evim ne o? Borazan. Dur, kutunuz açılmış. Kutuya tıklayayım yine. Deliriyorum. Dakika başı kutu açılıyor. Ha, tıkladım, hadi bas hadi. Chat'in üstüne fıt 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 fıt. DC geç Soso. Ulan acaba Discord'un mu açık arkada benim? Discord'um açık değil. Özelden anlatsak olur mu? Özelden anlat olabilir tabii ki yani. Benim Twitter'ımın özeline gelin, oradan hallediverin. Size zahmet. Yazı verin, anlatın, linkini atın. Ben de indirir bakarım, test ederim. Gerçi daha önce de böyle olmuştu aynı. Sizin bana söylemenizle beraber yapmıştım muhabbeti ama işe yaramamıştı. Öyle bir boktan bir tarafı vardı olayın. Abi, ağın senin için hazır. Lan gidiyorum kızım, mesajını okuyorsun, benimkini okumuyorsun. Oğlum ben herkesinkini okuyorum, deli misin? Deminden beri sizi okuyorum ya, ne alakası var? Ses kayması var, ben size bile sizi okuyorum. Aa Hülya, ne attın bakayım? Özelden başka şeyler anlatsak olmaz mı ya? Olur. Öyle mi? Olur valla. Ne anlatacaksınız mesela? Heyecanlandım, kapıyorum yayını. Ne yapacağımı şaşırdım. Şasi, ne diyor Şasi ne? The Stranger Disney izledim. Var mı başka önereceğin? Yok vallahi başka önereceğim şu an. Ne ya başka önereyim? Vallahi ben dizimizi seyretmiyorum. Bir şey izlemiyorum. Dediğim gibi YouTube'da bu aralar Keemstar var, onu seyrediyorum. Keemstar var bir tane YouTube kanalı. Gossip. Ne? Böyle YouTube ünlülerini falan gitmeye çalışıyor. YouTube ünlüleri hakkında böyle habire şey yapıyor işte böyle.
Oğlum gittiniz kanallardan kapattırdınız. Ne güzel kadın programları izliyordum öğlenleri sıkıntıdan. Karılar kavga ediyordu, bağırıyordu birbirine, çağırıyordu. Mal mal şeyler. Ondan sonra kalkıyorsunuz. Yok efendim işte niye onu izliyorsun, bunu izliyorsun. Kalkıyorsun internette. Yok Twitch drama izliyorsun, YouTube drama izliyorsun. Ben de Kimstar izleyince laf ediyor. Kastiktir git derler adama yani. Onu izliyorsun, bunu izliyorsun. Başkası izleyince niye izliyorsun diyor. Abi YouTube Türkçe neyi? YouTube Türkiye çöp sence. Vallahi YouTube'un Türkiye mevzusunu söyleyeyim size. YouTube Türkiye'yi kurtaran ne biliyor musunuz? Oğuz Sasi'nin YouTube kanalı. YouTube.com Oğuz Sasi hemen reklam. YouTube Türkiye'yi kurtaran hiçbir şey yok şu anda gördüğüm kadarıyla. Türk içeriklerine bakıyorum. Vallahi şeyimden değil, kıskandığımdan falan değil. Siktiri boktan bir şarkıyı 3 ayda 5 ayda bir YouTube'a gelip gençleri, bebeleri işte efendim şarkıyla böyle bağlayan tipler var. Sonra başka ne var? Salak salak Türk dizileri var. Salak salak Türk dizilerini bana öneriyorlar. Bana ne öneriyorsun Türk dizisi? Gerizekalılar. Bana neyi öneriyorsun? Yani bana ne öneriyorsun? Yani oğlum ben Battlestar Galactica izleyen adamım. Bana niye kalkıyorsun? Abuk subuk siktiri boktan siktiri boktan Türk dizileri ya. Birçoğu öyle kardeşim. Televizyonlarda şeyi bitirdiler. İşte efendim çocukların ruh sağlığını bozuyor. İşte efendim ailelerin aile kurumuna zarar veriyor. Bilmem ne yapıyor diye. Televizyonlarda bitirdiler kardeşim bu izdivaç programlarını. Yok bu tartışma bilmem ne programlarını. İlişki çöp çatanlık bilmem ne programı bitirdiler. Sonra da kalktılar kardeşim dizilerde. Yok efendim aşiret geliyor onu vuruyor. Yok kadının biri orada ağlıyor sürekli. Karıyı ne zaman dizide görsem karı hep böyle. Muzaffer. Karıyı ne zaman görsem böyle. Karı sezon 1'de başlıyor. Sezon 20'ye kadar karı böyle. Karıyı ne zaman görsem her böyle 5 dakikada bir çıkıyor. Aynı karı. Ağlıyor zırlıyor. Herifin biri var orada. İlla hepsi zaten zengin zaten. Bok var. Bir tane de fakir dizisi yok ulan. Bir tane fakir dizisi yok. Hepsi mi zengin ulan bunların? Sürekli bir ihtiras, sürekli bir oğlu neye çalışıyor. Onu bir sokmaya çalışıyor. O diyor onu takacağım diyor. Yok diyor oğlunu diyor işte geçireceğim diyor. Onu parası olarak bitireceğim diyor. Bilmem ne diyor. Aptal aptal şeyler. Tamam mı? Fuck you. Tamam mı? Morofoka. Mal mal şeyler yani. Salak salak şeyler. Bilgi evim sıçıyor batırıyor. Alın lan attım kutunuzu hadi. Tıklayın fıtık 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 kutuya. Ne diyordum şimdi? Abi burcun ne? Koç burcuyum ben. 1 Nisan 1982 Koç burcuyum. İzleyiciler ile düzenli sohbet yayınları yapsanız. İzleyicilerle düzenli sohbet yayınları derken düzenli olarak, izleyicilerle düzenli olarak Direct to the Quest, Guest mi demek istiyorsun? Guest'e birilerini atıp beraber ikili mi konuşalım? Yok, o olmaz. Çok fazla troll var, bilmem ne var. Benimle alakalı olarak. Takipçilerim de bir süre sonra biraz affedersiniz. Götü başı dağıtıyorlar çünkü. Adama kalkıyorsun, yapıyorsun. Adama yapıyor. Sıçıyor, batırıyor herifin ayarı yok. Ondan sonra başına gelmedik kalmıyor. Bir lokma gazı veriyorsun şöyle ucundan tüttürüyorsun gazı. Adam bir anda şey oluyor kafayı yiyor götü başı dağıtıyor korkuyorum ondan. Ondan sonra o yüzden bundan sonra yayınlarımı papyonla ve bilmem neyle yapacağım. Abi selamlar bundan sonra böyle bakacağım böyle. Böyle bakacağım. Diğerleri gibi böyle ciddi olacağım böyle. Hoş geldin kardeş sağ ol. Evet şimdi müzik açıyoruz arkadaşlar. Şimdi müzik açıp yarım saat müzik dinliyorum. Ala bala 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 bala. Oğlum müzik dinlemek istesem burada ne işim var? Ne işim var oğlum müzik dinlemek istesem YouTube'a giderim yani. Allah nerede şansı? Memo ne yazıyor? Yine bir şeyler yazıyor. Ule diyor, Mandara diyor. Sevgili Oğuz abi diyor. Yıllardır osurmanı bekliyorum artık osurmanı. Bu mu yani bütün yıllardır beklentin yani? Bunca yıldır götümü yırttım yani. Bunca yıldır osurmadığım bir şey kalmadı. Platform kalmadı. Şuna da platform diyorlar sinir oluyorum. Platform o demek değil ki oğlum. İnternet sitesi demek. Platformla ne alakası var ya? İşte şu platformda yayın yapıyor. Bu platformda ne platformu oğlum? Platform o demek değil ki. Platform dediğin şey bir geneldir, yayın platformudur ve bunun alt siteleri vardır. Twitch gibi, YouNow gibi, Hi gibi, Bigo gibi, Friendlife gibi.
bu şekilde dallanıp budaklanırlar. Yani ana gemi odur yani. Hayır, platformun üzerine çıkıyorum. Evet, mesela platform şudur. Oyun konusunda da şudur mesela. PC versus konsol. Bunlar platformlardır. PC, konsol. İkisi platformdur. Konsol dediklerin platform değildir. Bunu hep şey yapıyorlar. Bak, bu aynı muhabbet şeyde de var. Mail ile mail konusunda da var. Daha önce de söyledim size. Mail erkek demektir. Şuna lüks kere söylüyorum. E-mail demeyin diyorum şuna. Şuna e-mail deme. Deli ediyorsunuz beni. Mail, female. Erkek, kadındır. Maildir. Onun doğrusu maildir. Amerikalıların mail muhabbetine, onların dilleri dönmüyor, bilmem ne oluyor diye. İlla ki onları taklit... Mesela şey var, en uyuz olduğum şeylerden bir tanesi. John Saul. Sen hangi John Saul'u oynuyor? John Saul ne oğlum? Konsolun adı. K ile yazacaksın. Nerede yaşıyorsun anlamadım. John Saul değil yani. Ya da işte Amerika yazıyor. Amerika. Ya abicim, bunu tabii ki şeyle alakası var. Biraz dil bilmekle alakası var falan filan. İnsanın kendisini yetiştirmesiyle falan alakası var. Kariyer oyuncum, sağ ol. Profil resmi alsanıza kendinize. Neden profil resmi almıyorsunuz? Sasi beni ağzıma bilmem ne... Ne diyorsun oğlum yine? Başladık yine gecenin köründe ağzıma bilmem ne yap. Oğuzhan sen ne diyorsun? Fıtı 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 mı diyor? Ben niye banladın Twitter'dan? Adım Faruk'tu. Oğlum banlamışsındır bir şeyden. Niye banlamayayım Yusuf? Baksana buraya. Adım Faruk'tu diyorsun. Buraya Yusuf diye geliyorsun. Ben artık kimin olduğunu anlamıyorum ki. Ha, ben kimin ne bok olduğunu çözemedim yani. Adam buraya önü karşıma geliyor. Ben Osman'ım diyor. Profil fotosuna bakıyorum. Benim resmim var. Çıplak memeli halim var. Adına bakıyorum. Faruk yazıyor. Yani lütfen bir tane isim kullanın. Dakika başı sıçar gibi isimlerinizi değiştirmeyin. Değiştirmeyin. Banınızı açmaktan gına geldi. Açayım bananı. Nedir adını söyle. Banın adını söyle. Açayım. Twitter adını söyle. Şimdi diyecek ki Melek diyecek. Kanser olacağım. Söyle Twitter adını. Laf sokar kaçarım diyor. Oğlum adını söyle diyorum. Ne lafı sokuyorsun kaçıyorsun? Adını söyle diyorum. Allah Allah. Hala laf sokarım diyor ya. What the fuck is this shit? Hatırlamıyorum. Daha adını bilmiyorsun kodumu. Niye taşak geçiyorsun? Yok Twitter'dan beni banlamışım bilmem ne. Kasiktir. Git buradan bana. Buradan banlandığınızda ne oluyor biliyor musunuz? Buradan banlandığınızda bu hesapla bu ekran açılmıyor. O yüzden buradan pek banlanmayın. Buradan banlandığınızda bu ekran gelmiyor karşınıza. Siz tıkladığınızda mesela August Sassi'ye gelmiyor. Ekran yok. Bunu aklınızda bulundurmanızı sizden rica ediyorum. Sassi, babaannem seni bekliyor. Soyundu bekliyor. Annem şu an izliyor bu yayını. Altına sıçıyordur muhtemelen gülmekten. Vallahi anne, ben bu işlerin böyle olacağını bilmiyordum. Yani malum biliyorsun, yalnız yaşıyorum yani. Can sıkıntısından yayın mayın açıyoruz yani. Ben ne bileyim yani, biri babaannesini sunuyor, biri anasını, biri geçen gün babasını sunuyordu bir tanesi. Avuç abi, babamın götüne bacağını sokar mısın? Yani öyle yani vallahi. Bir şey yapamıyorum. Abi, Tuzla'da yaşamak güzel mi? Tuzla çok güzel canım. Avrupa'nın merkezi görüyorsunuz. Bak her yer ışıl ışıl. İnanılmaz bir sosyal hayat, inanılmaz bir zenginlik, konfor, lüks içinde herkes yaşıyor. Bak herkesin arabası var. Herkesin arabası var Tuzla'mızda. Herkes araba sahibi. Bak herkes 300 milyar, bak en az 300 milyar. Bak şu 6 trilyon. Bak şu şey Bugatti Veyron. Bak Bugatti Veyron bak. Ondan sonra cuma. Görüyorsunuz bak, evler mevler bomboş. Herkes sosyal hayat, social life. Herkes şu an social life. Herkes dışarıda yiyor, içiyor, geziyor, eğleniyor. Böyle bir yer yani, lüks yer yani. İnsanlar böyle yaşıyorlar burada. Ev kiran kaç para? Ev bizim iş yerinin ya. Kiram yok benim. Aidatım var. Bu ay 575 lira girdi. Göstereyim mi hemen? Ha bak böyle giriyor. Bak bak. Bak nasıl giriyor göstereyim bak ha. 575 milyon. Bak. Nerede o? Hı. Göstereyim hemen sana. Geliyor. Hazır mısın? Everybody. Everybody. Hı? Everybody. 578 lira. 578 lira. Size ben bunu nasıl göstereceğim arkadaş ya? Ben size bunu göstermeyeyim abi. Çünkü yazı çok küçük. Neyse, Discord'da gösteririm. Bu ay 600 lira şey ödedim. Aidat ödedim. Ondan sonracığıma. Öyle vallahi Tuzla'mızda. Araba sürme Sasi, bir çıkart bilmem ne yap. Yayını kapat çarçurt. Abi senin aslan veya yay tarzı burcu kızla evlenmen lazım.
Öyle mi olması lazım? Koçlar koçlarla şey mi yapıyorlarmış? Fıtı 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 diyor kulübe. Koçlar koçlarla tokalaşıyorlar mıymış? Kafa mı tokuşturuyorlarmış? Valla bizim annem de koç, babam da koç, ben de koçum. Üç koç. Az kavga etmedik yani onlar da yaşarken yani. Abire kavga ediyorduk. Takışıyorduk abire. Abi öğretmen dizisi nasıl? Öğretmen dizisini bilmiyorum. Burçlara inanıyor musun? Ya burçlara inanıyor musun derken koçlar çok inatçı evet. Ya şimdi şöyle söyleyeceğim. Şimdi mesela burçlar diyorsunuz değil mi? Bakıyorum ulan ben şimdi mesela yaz şimdi mesela buraya yaz. Burçlar. Ya da burç yorumları. Şimdi ben telefonuma yazdım. Günlük burç yorumları. 13 Mart Cuma günü burç yorumları. Hürriyet.com. Bakacağım şimdi. Ben şimdi Koç burcuyum. Koç burcu yorumu. Finansal konularda sürprizlerin olacağı bir gün genelindesiniz. Finansal konuda sürprizlerin olacağı bir gün. Öyle bir gün değildi bugün yani bilmiyorum. Boğa burcu yorumu. Planlarınızı hayata geçirmek isterken zorlanacağınız bir takım durumlar olabilir. İkizler burcu. Özel hayatınızda hızlı gelişmeler olabilir ve siz de ayak uydurmak durumunda kalabilirsiniz. Özel hayatımda herhangi bir özel hayatım yok zaten. Yani ne özel hayat? Özel hayatta burada karı kızımı kastediyorsunuz öyle bir şey. Yok yani yapayalnız yaşıyorum. Açıkçası şurada bir tane fena olmazdı. Bir tane şurada neyse şimdi. Yengeç burcu yorumu. Sinirlerimize hakim olmamız gereken bir gün. Çevreniz tarafından haksızlığa uğradığınızı düşünebilirsiniz. Çevrem tarafından haksızlığa mı uğruyorum? Zannetmiyorum. Bir bakayım çete. Oğuz abi, babaannem senden hoşlanıyor ama ben senden daha çok hoşlanıyorum. Seni sikem. Tamam peki. Evet haksızlığa uğruyorum bence. Cesur tavırlarınız ve pozitif enerjinizle hareket ederseniz kazanan siz olursunuz. Vallahi ben 13 yıldır 15 yıldır bunu yapıyorum. Hiçbir şey kazanmadım şu ana kadar bilmiyorum. Gelen zikiyor, giden zikiyor. Çözemedim. Ailenizle olan ilişkilerinizde gerilim yaratmamaya özen göstermelisiniz. Vallahi yaratmamaya özen gösteriyorum. Annem babamla yoksa vergi borcumu ödemezler. 60 milyar. Korkuyorum. Olaylara biraz daha objektif bakarsanız sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz diyor. Vallahi objektif, ben tabii objektif bakarım genelde. Kim işinmiş bu? Başak mı? Şimdi bak teraziye geçtik. Terazi. Aşk hayatınızla ilgili olumlu düşünmeniz ve acele etmemeniz gerekiyor. Çünkü olayların iç yüzü görüldüğü gibi olmayabilir. Karıyı mı boynuz diyorsun lan? Ne yapıyorsun? Grup mu yapıyorsun? Aldatıyor mu lan? Yay burcu yorumu. Bugün hayallerinizi gerçekleştirmek için bazı görüşmeler yapabilirsiniz. Hayallerinizin yolu benden geçiyor. Bak şu anda benle görüşüyorsunuz. Daha ne istiyor? Bak Oğuz Sasi ile aranda saniye bile yok. Evet Arhan burada oturuyorum. Oğuz Sasi ile aranda saniye bile yok gördüğün gibi. Bundan daha mutluluk verici ne olabilir? Allah'ın yarattığı en önemli varlıkla şu an aranda dakika yok, saniye yok. Ulan yine kutu çıktı burada zıplıt kutu çıkıyor be. Aç yine. Ne var başka? Oğlak Burcu var iletişim için. Teşekkür ederim patates fakiri. Patates fakirine bak. Patates fakirine bak. 200 like attı kalp atıyor. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi misin? Patates fakiri. Çok seviyorum ben seni. Kasıyor valla diyor. Eceme bak diyor. Ecem mi adı? He. Patates. Sasi patatese yürüyor. Yok lan. Ne yürüyeceğim ben? Çok seviyorum onu. Kasıyor. Kapat. Sasi Allah'la konuşsana bir dakikalığına. Allah'ım yarabbim ya. Konuşayım bari. Ne yap Allah'ım ne yapacağım? Yardım et. Allah'ım deliriyorum. Ne yapacağım? Nasıl konuşuluyor bilmiyorum ki başka türlü. Dua falan da bilmiyorum. Ay hiçbir şey bilmiyorum ben. Din konusunda çok ezik durumdayım. Bazen böyle kıçım sıkışınca böyle yapıyorum. Allah'ım ne yapacağım yardım et Allah'ım. Allah'ım korkuyorum ne olur. Ya da şey falan diyorum. Ya sen beni biliyorsun boş ver yine korursun falan diyorum. Böyle bir şey var bende. Ben korktum mu sarılırım böyle vallahi. Korkmadım da sorun yok. Abi Yunav çok kasıyor. Kasar vallahi doğrudur. Sasicim ev boş gel. Ulan benim evim boş gel. Sen gel. Boş ver. Pardon, niye geliyoruz birbirimizin evine gecenin körü ya? Ne yapacağız oğlum birbirimizin evinde? Tövbe tövbe. Ne yapacağım beni? Manyak manyak teklifler ya. Biri diyor onu yap bunu yap. Ne deli deli misiniz oğlum? Şurada oturuyorum. Şurada yapayalnız. Yapayalnız. Dünyanın merkezinde. Şurada. Tuzla'da. Dünyanın merkezinde.
Bir tanesi de gelmiş geçen gün bana özelden yazıyor. Sana gelmek istiyorum. Şu içine düştüğüm duruma bak yemin ederim ya. Ne manyaklar var oğlum. Adamın adı da Osman Top. İçinden çıkamıyorum bazen bazı şeylerin. Sasi buluşma etkinliği yap. Ben buluşma etkinliği yapamam abi. Biz hiçbir zaman buluşamadık. Hiçbir zaman buluşamayacağız. Bizim ilişkimiz ancak internetten bu şekilde böyle sanalda yani. Daha önce buluşma ayarlayayım dedim. 50 kişi tamam geliyoruz dedi. Bir kişi geldi. Gerçi bunu baya önce yapmıştım. Yani buluşma falan değildi o yani. Ben diyordum ki ya ben işte çıkacağım köpeği gezdireceğim. Gelen gelsin lan işte şurada oturuyorum. Şuraya gideceğim işte köpeği gezdireceğim yarım saat. Bir baktım 3-4 kişi geldi valla. Sahile mahile gittik. Ondan önce de bir daha öyle bir şey yaptık falan. Göztepe Parkı'nın orada buluşup Kadıköy'de falan. Neyse işte koronavirüse koronavirüs 5'e mi çıkmış Türkiye'de? Türkiye'de 5'e çıkmış. Buluşma yapmasa size ağaca bağlarlar. Sağ ol sağ ol iyi yayınlar abim diyor. Sağ ol Koran merhaba sana da hepinize merhaba. Yaşım 6 Oğuz abi. Sasi bacak Black Squad geç. Bacak nereden geldi şu an aklıma ya? Şu an azgınlığım başladı galiba cinsel anlamda. Habire meme falan düşünüyorum. Vajina düşünüyorum. Şu an o haldeyim herhalde bilmiyorum. Aklımdan çıkmıyor. Ne iş yapıyorsun abi? İşte Amerika'dayım. Langley Virginia'da çalışıyorum. İşte 40 yaşında aptal diyor. Oh my god. Ondan sonucuma işte orada takılıyoruz. Çizimler mizimler falan yapıyorum. Şey silah mühendisiyim falan. Keşke burada da sadece 5 olsa. 2000'i geçtik anasını satayım. Ne 5 olsa orada? Şenay ne 5 olsa bakayım. Ne diyordum ben diyeceğimi unuttum. August seni arzuluyorum. Dün gece seni düşledim. Seninle bir gece geçirmek için neler verirdim? Ulan Yunan'dakiler diyor ki falan diyorlar şurada ne güzel yalnız başımıza takılıyorduk, yayınlar izliyorduk, yapıyorduk 3-5 kişi. Şimdi kalktı bu salak geldi yine buraya aptal aptal şeyler yazıyorlar chatte. Ne yapacağız ulan şimdi herif, bu herif de şimdi yayını kapatacak millet başkalarını düşecek falan diye böyle. Onlar da bekliyorlar şimdi tamam mı? Hadi. Kapat. Kapat. Alıyor şimdi telefonu arıyor Osman arıyor. Osman kapıyor lan kapıyor. Kapıyor yayın açmaya hazır ol düşecekler evet. Osman. Hadi kapıyor. Kapamadı. Siktir. 2 saat sonra artık uykusu var falan. Ben diyorum ki evet arkadaşlar yayını kapıyor. Bu tekrar duyuyor geliyor. Osman! Kapıyor. Osman böyle. Böyle benim fake atmalarım vardır ha. Fake atarım ben böyle. Hadi yayını kapıyorum ya derim. Ha, kaparım giderim falan. Bazen de hiç kapamam falan. Manyağı bağlarım. Burada böyle bir boktanlık var ya. Burada maalesef böyle bir salak bir durum var. Burada yayını kapattın mı, senin altında biri varsa oraya düşüyor insanlar falan ve şöyle bir şey oluyor genelde, ertesi gün falan bir izlenen adam bir anda izlenince arkadaşlar bütün bunlar sizlerin sayesinde oldu, çok çok teşekkür ederim. Yani çok sağ olun, Oğuz Şaşı mı o da kim, Yayım Şaşı, yani bir numarasınız falan diye. Burada benim yaşadığım en büyük sorunlardan biriydi. Ben burayı onun için terk ettim. Neyse tekrardan geri döndüm yine ya. Şey yapmıyorum o kadar artık. Takmıyorum kafaya. Sıkıldım çünkü. Sadece Twitch'te yayın yapmak değil. 2 sene sonra yine geldik işte. Burada yayın yapıyoruz. Umarım memnunsunuzdur. Görüntü kalitesi, mörüntü kalitesi falan da iyidir. Benim sesimi de düzgün duyuyorsunuzdur. FPS'si falan da bilmem ne de. Güzel güzel işte dinleyin edin abicim. Sasi ciddi söyle türbanlı yaptın mı? Ya oğlum ben hayatımda 1, 2, 3 tane kızla seks yaptım. O kadar yani. Bunların içinde de türbanlısı yoktu. Yani olay bu. Çok ayıp. Yo niye ayıp olsun yani hepimiz yapıyoruz sonuçta ben niye bunu ayıplayayım? En son ne zaman yaptım? 2012'de yaptım işte. O zamanki kız arkadaşımdan ayrılırken o dönemde falan yaptım. O yıllar geçti falan. Beni de sik. Zeynama. Oğlum ben ailenizin porno yıldızı mıyım? Şuraya geldim 2 dakika yani 2 sene sonra bu mu yani karşılaştığım şey? Johnny Sins miyim oğlum ben? Eve paket şey mi çağırıyorsun? Cigolo mu çağırıyorsun?
Bundan sonra bu tarz yorumlarınızı okumayacağım burada. Vallahi kafayı yiyeceğim. Benim telefona bak, ışıktan da nasıl yansıyor bak bak. Gittim aldım şeyi aldım tabii, bak bundan aldım. Oğlum zenginler bak bundan alırlar. Bak. Bak zengin. Bak zengine. 5 TL verdim, 5 TL. Hayatında 5 TL'yi bir arada gördün mü? Yo, görmedim. Yalan mı? 5 TL bastım. Heh. Böyle aldım böyle. Hiç bakmadım cebimde var mı yok mu. Al lan dedim. Aldım oradan bir tane attım çantaya hemen. Heh. Ikea'da satıyorlar çaktım. Evet her yerde bakkalda da var vallahi. Bakkalda da satıyorlar. Ay o değil de bu bardağı da aldım dün Kütahya Porselen'den ayıptır. 3 lira şu bardak. Koca bak kafam kadar bak. Kafam kadar bardak çok hoşuma gitti. 2 tane aldım. Annemlerle babamlarla dün Sapanca'daydık. Vallahi yani böyle bir acayip bir şeyler. 10 yaş büyüğüm ve 10 yaş büyük olsam Sasi ile sevgili olurdum diyor. Allah Allah. İyi bakayım. Benim için yaşın önemi yok. Olabiliriz belki. Bakayım. Bir bakmam lazım. Bir ismimi doğru söyleyemedin ya diyor. Sevay. Tamam Sevay söyledim adını. Arkadaşlar şu an lütfen hanımlarla konuşuyorum. Siz aradan çıkar mısınız? Beni yalnız bırakın. Lütfen yani uzaklaşır mısınız biraz? Hayret bir şey. Nereden çıktınız lan? Kalkın oradan banlıyorum ben hepinizi. Sadece bayanlar kalsın burada. Kimler bayan? Söyle bakayım. Evet bayanları alalım şimdi. Hanımları alalım. Pardon bayan deyince kızıyordunuz doğru değil mi? Evet ben. Bak ben diyor. Bak bir sürü bak ben diyor. Oğlum bütün takipçilerim kadın. Hepsi kadın bak. Hepsi kadın. Görüyor musun? Erkek tipi alıyorlar, resim koyuyorlar oraya. Öyle izliyorlar. Bak Gürkan da öyle mesela. Eski sevgilim mesela Gürkan. Tam sıçtık artık abi okulu çıkardık. Ne oluyor lan? Kimin kim olduğu belli değil. Nasıl bir ortam oğlum? Oğlum biz nasıl bir bataklığa geldik? Burası nasıl bir bataklık oldu? Dur şey yapayım ya. Avrupa'nın göbeği şeyi getireyim ben size. Bak zenginlere. Bak Bugatti Veyron. Bak kırmızı kırmızı. Bak ışığı yanıyor bak. Bak kırmızı kırmızı. Bak ateş ediyor arkadan. Bak. Bak Bugatti Veyron ha. 20 milyon euro bak ha. Böyle bir yer. Her sokakta var dolu. Dolu. Bakkalda bile var hepsinde. Öyle bir zenginlik. Sosyete sasi. Allah'ım delireceğim. Yine kutunuz gelmiş yine. Bıktım bu kutudan da be. Bu kutuyu otomatiğe alamıyor muyuz oğlum? Ben dakika başı burada kutumu açacağım be. Abi sen Enes Batur. Oğlum Enes Batur'a ne oldu Enes Batur'a? Ne oldu Enes Batur'a? Enes Batur şey oldu değil mi? Bir hafta önce mi ne? Kanalı Google tarafından video yüklemeye iptal edilmiş falan. Ben bu konu hakkında bir tweet attım dün. Ondan sonra. Evet New York. Emlebine New York. Galiba müsteşen içerik. Video yükleme özelliği devre dışı bırakıldı. Ne diyorsun lan Gaysası? Video oğlum King 161. Level'ına bak da yeni abone olmuşum. Bir level'ım var. Profil fotosu almamışsınız bazılarınıza. Mavi mavi geziyorsunuz. Kaç gitardan profil resmi alın. Yukarıda sağ üstten bir yerden. Abi ben gidiyorum. İyi akşam. Sağ ol. Görüşürüz abi. Bugün nedir günlerden? Bugün Saturday'miş. Ne? Ha, bugün cumartesi mi? Cumartesi bugün. Sasi yayın kaça kadar? Vallahi bilgi evim böyle oturuyorum. Bir uykum yok. Kapayım mı yayını? Ne yapayım? Kapayım bari. Ne yapayım? İstemiyorsunuz mu beni? İyi kapayım yayını kurtulun benden. Ne bileyim vallahi bilmiyorum yayın kaça kadar. Böyle yatıyorum. Dur yatayım böyle arkama. Oh ne güzel. Ha ne yapayım? Sasi Black Squad geç. Sasi çok kaliteli burada. Sesi mi? Ses çok kaliteli burada. Evet evet. Sesi de çok iyi. Görüntüsü de iyi. Bir de anlık olması çok önemli. Anlık olduğu için çok iyi. Aman kapama linç gelir. Değil mi? Ball 3D oynaya kade. Ay yok vallahi şimdi ya. Ya buraya bir şey yapabilsem işte OBS'i yapabilsem harika olacak. Ne attım en son? Balık burcuna baktık mı? Neydi o balık burcu? Ulan burççu yapacaksınız beni be. Beklentilerinizin dışında aniden gelişen olaylar olabilir. Gerginlik yaratan olayları büyütmeden uzaklaşmayı tercih etmelisiniz diyor. Gerginlik yaratan olayları büyütmeden uzaklaşmayı. Kova burcu içinde bugün karşımıza güzel ve büyük fırsatlar gelebilir. Ya oğlum bütün bu yazılanlar koç içinde olabilir, akrep içinde, yay içinde olabilir. Şimdi ben bunların hangi birine inanacağım? Bunları neye göre planlıyorlar bunları hakikaten? Bir dakika bakın şöyle de olabilir lan doğru da olabilir. Yani bu burçların dayanağı nedir? Bilen var mı aranızda? Hayır bir sallama olmamalı abicim. Bunun bir sürü uzmanları falan var. Ben koç burcuyum. Burçların dayanağı nedir?
Burçların dayanağı nedir? Neye göre? Mesela depresyonik insanların belirli aylarda, yok işte ne bileyim daha böyle kin ve nefret dolu insanların, daha böyle stresli insanların yılın belirli aylarında doğduğunu falan duydum. İklim koşullarıyla alakalı olarak, çevresel koşullarla alakalı olarak, ne bileyim ailenin maddi bilmem ne gücüyle alakalı olarak daha böyle depresif, daha böyle saldırgan falan çocukların olduğunu duydum. Sağ ol Erdem, teşekkür ederim. 400 like attın. Tamamen saçmalık mı diyorsun? Abi okuduğun şey ama kişilik özellikleri vesaire sallamayla olmuyor. Gezegenlerle ilgili birçoğu. Evet, gezegenlerle alakalı, evet. Yani bu binlerce yıldır çünkü olan bir şey. Saçmalık ne kadar diyebilirsiniz abicim? Şimdi ben de öyle diyorum ama aslında bir taraftan da bu kadar milyonlarca insan var. Gezegenlerin konumuyla alakalı, evet, onların çekim gücüyle falan alakalı olduğunu söylüyorlar. Bizim beyinlerimizde etkileri olduğunu söylüyorlar falan. İşte dejavu yaşamamızın etkisinde yine dünyanın ayrı olan birbirini çekme kuvvetinin falan etkili olduğunu söylüyorlar. Ne bileyim, dejavu yaşamamızın şeyinde temelinde yatan şeylerden biri de buymuş. Bak bugün size mesela bir konudan bahsedecektim. Geçen gün bunu şey yaptım. İnsanoğlu neden uykuya dalmadan önce hepiniz de oluyordur bu. Buraya dikkat edin, dinleyin. Bazen uykuya dalmadan önce, hani gece oldu, yatağınıza gittiniz falan ya da bilmiyorum, geceliğin çalışıyorsanız sabah oldu, yatağınıza gidiyorsunuz uyumaya. Şöyle bir titreme yaşarsınız yani, birden diye şöyle bir titreme hissi olur değil mi? Bir yaşarsınız böyle, ne oluyor? Zangır zangır titrersiniz böyle, bir üşümekten falan değil. Bütün vücudunuz şöyle bir irkilir. Bunun sebebinin arkasında ne varmış biliyor musunuz? Hazır mısınız? Bilim adamları araştırmışlar. Bunun sebebinin arkasında olan, bakayım bilen çıkacak mı? Bakayım bilen çıkacak mı? Anladınız değil mi de söylediğim şeyi? Boşal. Hani böyle uykuya böyle tam dalmadan önce yapmanız. İçimizden ruh geçmesi, gitmesi, uzaylılar, elektrik çarpması, ölümle bilmem ne, ruhsal bilmem ne, ölüm falan. Hayır, hiçbiri değilmiş. Hiçbiri değilmiş. Bunun sebebini hemen söylüyorum size. İnsanoğlu vaktinde toplayıcı olduğu dönemlerde, toplayıcılık döneminde atalarımız sürekli ağaçlardan meyve ve sebzeleri topladıkları için ağaçtan ağaçtan düşerlermiş böyle, tamam mı? Yani sürekli ağaçtan düşme korkusuyla tam topluyor. Anas yana tam böyle topluyor. Amına koyayım. Tam topluyor. Aman avradım diye. O ismiş o. Onlardan DNA'sı olarak bize geçmiş genetik olarak. Vallahi billahi diyorum bak. Oğlum baktım vallahi diyorum lan. Yok, ciddi ciddi dinliyorum, bir hakikaten öyle. Hatta Twitter'da falan şeyi var. Bilim adamları anlatıyorlar falan. Oradan da bakabilirsiniz. Gider araştırırsanız artık ömrünüzün sonuna kadar bulursunuz belki. Çünkü götten sıkıyorum şu an tabii, her zaman olduğu gibi. Evet. Salak bir konu açayım dedim. Yine. O yüzden mi rüyamızda düşerken uyanıyoruz? Evet. Korkuyoruz çünkü ağaçtan düşeceğiz diye. Evet, doğru bu arada. Doğru bu arada. Gerçekten doğru bu arada. Gerçekten doğru bu arada bu olay. Bu olay hakikaten doğru. Esnaftan yalan kandırmıyorum yani. Gerçek bu olay. Şeyi var hatta. Ben hatta Twitter'ıma galiba bookmarklarıma falan eklemiştim. Bugün geçen gün anlattığım şeyi bulamadığım için aklıma geldi. Oradan sizinle paylaşmak istedim. Evet, eklememişim. Ama ben bugün gördüm bu haberi. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Gerçek yani. Tamam mı, uzadı lan bu konu? Gerçek yani, ama ben bugün işte gördüm de size bilmem ne yap. Gerçek yani. Bakın hakikaten öyle, bilmem ne salak. Aptal aptal. Bunun şeyler bir saattir anlatıyor. Bokbay gibi. Millet de bakıyor burada böyle dinliyor. Ne anlatıyor yine lan bu? Yine diyor bazıları falan. Yine aptal aptal bir şeyler söylüyor. Abi dejavu yaşadığımız sebebi zaman makinesi. Evet, bölge 51'de bir zaman makinesi var. Kolu bir çeviriyor böyle geriye. Amerika işine gelmedi mi? Sen burada, aha ben o anı yaşamıştım diyor. Geçmişe gidiyor. Falan filan. O yüzden Area 51'ı bu denli koruyorlar. Bölge 51'i korumalarının sebebi uzaylılar falan değil. Zaman makinesini koruyorlar. Zaman makinesini koruyarak sürekli Make America Great Again. Bir daha Amerika hep şeyde kalıyor. İnanmayın arkadaşlar. Vallahi inanmayın bence de tabii.
Benimle alakalı hiçbir şeye inanmayın. Ben hep söylüyorum size. Ben full yalancım, dolancı bir insanım oğlum. Yıkılıyorum diyor. Bak oh my god. Jack ne diyor? London alem hop kaçtı. Jack London Adem'den önce mi okudun? Hayır hiçbir şey okumadım vallahi. Dejavu Matrix'e bir dalgalanma bence. Olabilir, o da olabilir. O da olabilir. Abi kutu at. Atıyorum al. Tut tut tut. Hadi chat'in üstüne tıkla hadi. Nasıl tıklıyor bak şu an ben. Aa kutu geldi. Ya. Çıldırıyorum ya. Şuraya bir geldim 2 sene sonra başıma gelene bak ya. Abi OSY'nin haline bak deliriyorum. Ne o porno sitesi mi olmuş OSY? Ulan linkinize tıklarsam Şu an bizim konumuzda bir alakası yok. Bizim kapanmasın konumuzda bir alakası yok. Evet bakın. var. 18 Ocak 2014 canlı OSY grup yönetimi. Canlı yayında grup yönetiyormuş. Şundan benim kanalımda böyle bir video varmış. Diviziğinden güzel değil. Allah'ım ne dertler çekmiştim. Neler neler çekmiştim ya. Vallahi billahi tek başıma yüz binlerce insanı idare ediyordum ya. Allah Allah hiç yani yöneticiler möneticiler falan yoktu. Çünkü bir süre sonra yöneticileri çıkarmak zorunda kaldım. Sağ olsunlar. Adamı yönetici yapıyoruz. Adam 2 senedir adamın dibisin ağabey. Seni çok seviyorum ağabey. Yayınlarını çok seviyorum. Ağabey yardımcı olayım mı diyor sonunda. Sen de tamam diyor. Adamı yönetici yapıyorsun. Dakika bir gol bir seni banlıyor. Sonra diğeri geliyor. Abi biliyor musun seni çok seviyorum. Abi sen adamın dibisin bence. Kimseyi takma. Sana çok yardımcı olacağım abi. Abi sen bilmem ne. Adam bir yönetici yapıyorsun. Grubu gizliye alıyor. Oğlum niye rahat durmuyorsunuz? Sizle mi uğraşacağım? Herkes bir fesat kardeşim. O bir şey yapıyor, bu bir şey yapıyor. Sonra bana diyorlar ki neden işte yönetici almıyorsun? Almıyorum. Almıyorum. Ya da tüm chat Banlor Pezolar. Adam bu anı kolluyormuş. Vallahi öyle ya. Bazı manyaklar var öyle hakikaten. Yok çok böyle diretiyorlar, yakınlaşıyorlar falan. Sası YouTube'dan Nora ne? Noragami ezan aç. Noragami ezan ne oğlum? Ay yeter artık. Bu ne lan? Çarpılacağız götümüze 300 bin volt yiyeceğiz senin yüzünden. Gerçi bana bir şey olmuyor biliyorsunuz. Ben tabii Yıldırım'la konuşan bir insan olduğum için bende bir sorun yok ya. Yani. Oğlum niye düzgün normal şeyler atmıyorsunuz? Niye beni deli ediyorsun yine? Oğuz ya bir kutu aç. Al açtım yine al hadi. Manyak olduk ya burada. Ay. Sasi Sela aç dinle. Oğlum Sela'yı niye açacağım şimdi? Nereden çıktı şimdi Sela Mela ya? Sela ne oğlum şimdi dur. Sela. Sala veya Selat Cuma ezanından önce Cuma günleri minareden okunan salavat-ı Ne alaka şimdi Sela niye okuyorum ben ya? Sasi mal bir oçsun. Yeni mi öğrendin 15 yıldır? Evet öyleyim tabii herkes biliyor. Dur bakayım. Sela oku diyeyim bakayım. Sela oku. Hangi besin kaç kalori ona bakıyordum. Beni özledin mi? Gördüğümde içim kıpır kıpır oluyor. Manyak mıdır nedir ya? Allah Allah. Bir bu eksikti ya. İçi kıpır kıpır oluyormuş beni her gördüğünde. Şu halime bak. Nasıl abone olurum? Burada abonelik yok. Yunav'da abonelik yok. Yunav'da Türkiye'de var mı abonelik? Gelmedi değil mi? Yunav Türkiye'ye abonelik. Oh. Yunav Türkiye'ye abonelik gelmedi değil mi? Ulan gidiyordu vallahi bardak gidiyordu aşağıya. Daha dün aldım. Abonelik Türkiye'de yoktu. 2 sene sonra geldi mi abonelik şu an? Oğlum bakayım biri abone olsun bakayım Türkiye'den. Kaç para abonelik? Nerede yazıyor oğlum abonelik? Yok ki öyle bir şey abonelik falan filan. Abonelik yok oğlum. En son ben hatırlıyorum. 2 sene önce burada Ali Gurur vardı. Millet diyordu ki Ali Gurur da var ama diyordu. Salak mısınız? Adam Hollanda'da yaşıyor. Herhalde olacak. Türkiye'de yok ki. Bana gelmemiş yok. Türkiye'de yok. Türkiye'de yok ki.
Ulan Türkiye'de benden başka level'ı yüksek olan var mı da bana gelmiyor? En başta bana gelmesi lazım. Gerçi ben 2 yıldır burada yokum. Yani o zaman bıraktım 105'te, hala 105'iz. Olsaydım 500'dük. VPN'le falan giriyordur o zaman, bilmiyorum Burak herhalde. Bilmiyorum, Burak devam mı ediyor hala burada yayın yapmaya? Rusya bize vurduğu günde buradaydık. Dejavu yaşadım. Evet. Evet, ilginç. Bilmiyorum. Tamam, ben onu Yunan yönetimine soruyorum. Peki ne oluyor yani burada abone olduğunuz zaman falan? Şey mi oluyor yani, ne artısı var burada? Şey mi çıkıyor kafanızda? Yıldız mıldız falan mı çıkıyor? Ne boka yarıyor abone olmak Yunan'da? Ne özelliği çıkıyor? Hızlı olun hadi. Ne çıkıyor? Özellik çıkıyor. Ne oluyor? İşte şöyle oluyor. Lan anlatın artık. Kemal Sunal gibi cevap vermeyin, Şaban gibi. Nerede savaş oluyor? Aha şurada oluyor. Nerede oluyor? İşte kuzeyinde oluyor. Neresinde o? Ne oluyor orada? Ne var orada? Bilmem ne köyü. Anlat. Açıklayıcı ol. Abi Google Asistan Siri'den daha iyi. Sanki öyle değil. Ben Siri bile bilmem. Hayatımda kullanmadım. Bilmiyorum. Yani nasıl çalışıyor, nedir Siri bilmiyorum. kendisinin iyisi. Ben de en iyi Google asistan olmaya çalışıyorum. Ne alaka lan? Bir şeye de basmadım. Bu beni mi dinliyor? Bu beni dinliyor. Hiçbir şeye basmadım. Kendi kendine konuştu. Beni dinliyor lan. Götün kaç santim? Dur bakayım. Bir şey soralım. Ne soralım? Resmen bizi dinliyormuş oğlum bu. Allah Allah. Ne sorayım oğlum, söylesenize. Ya üf ya, şarkı söyle. Çok mutluyum, yum yum yum. Neşe dolu, yum yum yum. Ne şanslı bir asistanım. Nım nım nım. Sensin benim yıldızım. Zım zım Ah, bir daha söyle. Şarkı söyle. Seni en iyi kim anlar? Sorularını kim cevaplar? Seninle oyunlar oynar. İlk harflere hiç bakma. Tabii ki ben, tabii ki ben. La 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 la, la 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 la. Kafiye bulamadım son satıra. Bir Amerikan pop şarkısı söyleyin, onu söylesin. Mesela diyelim ki, okey. İbrahim Tatlıses Altın Plaklar 1982 söyle. YouTube'da şöyle bir sonuç. Eşek sesi. Bu bir eşek. Başka ne sorayım? Yılan sesi. Bu bir çıngıraklı yılan. Şey yap, fıkra anlat. Umarım komik bulursun. İşte geliyor. Öğretmen sözlüğe kaldırdığı öğrenciye soru çok mu zor diye sormuş. Öğrenci de soru kolay öğretmenim ama cevabı zor demiş. Tekerleme söyle. Al şu takatukaları takatukacıya takatukalatmaya götür takatukacı takatuk. Tekerleme söyle. Bir berber bir berbereye beri gel birader. Tekerleme söyle. Bu yoğurdu se... Beni seviyor musun? Kısaca cevap vereyim. Çok. Nerede üretildin? İşte YouTube'da buldum. Nerede üretildin? İşte YouTube'dan gelen bir... Sen nerede yapıldın?
Ben aslında ham bir fikir olarak bir toplantıda doğmuşum. Sonra hızla geliştim ve dünyaya açıldım. Tamam, neyse sıkıldım. İnsanlar yok etmek istiyor. Dur bir dakika. Yağmur sesi. Not yaz. Devam etmek için dokunun. Aynen. Not falan da yazıyorsun. Ne bu, böyle kapanmıyor mu bok ya? Arkada çalıyor hala. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Holy shit. Oh my god. Vardı yani o şeyler. Bebe üniversiteliler. Hani İstanbul Boğazı'nda yalıya gemi giriyordu. Videoda hani şey yapıyorlar. Oh my god. Holy shit. O ağzı alacağım böyle. Böyle oh my god der yani, bir yırtacak. Geet diye böyle. Kodumun salağı. Kodumun salakları. Oh my god, holy shitmiş. Salak. Holy shit. Ondan sonra akşam eve gidiyorsun. Ondan sonra bağırıyorsun. Anne, konu fasulye aldı mı ya? Anne, falan yapıyorsun. Sonra da orada okulda. Oh my god, holy shit. Oh fuck. Salak salak. Yunan PC kasıyor. 8 RAM 2500K var. Aa, birazcık size bakayım ya. Yunan'da partner olmadan para kazanmak oluyor mu? Olmuyor benim bildiğim kadarıyla ya. Ben 2014'ün kaçında oldum? 2014'ün Haziran mıydı? Mayıs'ıydı galiba. Mayıs'ıydı aynen. Mayıs'ında oldum. Yunan neden kasıyor? Yani kasabilir. Bilgisayardan mı şeyden mi bilmiyorum. Telefondan mı, nasıl kullanıyorsunuz falan. Bilgisayardan da deneyin. 24 RAM'im var. Yunan PC'si. Ya kasabilir diyorum. Dert etmeyin diyorum. Ya beni duyuyor musunuz siz? Biz ondayız ya. Ya burası zaten dinlemek için abi. Burası bir şey göstermek için değil. Burada oyun oynamıyorsun. Burada hareketli bir şey yok. Yani burada adamın biri var. Aptal aptal konuşuyor. Sizle iletişime geçiyor yani. Siktir edin abi. Donsa ne olur, donmasa ne olur. Lan duruyor her şey işte. Zaten duran bir görüntü. Bir ben oynuyorum, iki hareket çekiyorum alt tarafa. Ne kadar taktınız ya? Takmayın bu kadar abi, gerek yok. Abi yayın bile kasıyor ama ses düzgün olduğu için. Ses düzgün mü? Tamam, ses düzgün. Tamam, siktir et. 10 FPS izle. Ne olacak? Koy kenara, dinle. Takmayın o kadar yani. Sasi Übey babaannem seninle hoşlanıyor. Kuzey Kore'den koronavirüs olan iki kişi idam edildi. Ne diyorsun Abdullah, ciddi misin ya? Abicim bunlar da böyle. Bunlar vallahi bakmıyorlar hiç. Dandun adam öldürüyorlar. Vallahi bak şey olmuş, Kim Jong-un var ya, Kuzey Kore'nin lideri, 2-3 gün önce helikopterle bir yerlere götürüldü. Nerede olduğu bilinmiyormuş şu an. Adamı hemen götürmüşler falan, böyle bir yerlere götürmüşler artık. Nedir durumları bilmiyorum. Kasıyor, kassın, yapacak bir şey yok. Dinleyin gitsin. Kim bilir nerelerde şu an. Öyle deme, dünyanın en iyi para aklama yeri orası. Öyle. Biz bunu şeyde gördük, bir YouTube videosunda, bundan bir ay kadar önce benim Twitch'te yaptığım bir yayında. Kuzey Kore liderine bütün dünyadan işte açmış oldukları şirketlerle eurolar, dolarlar geliyor ve nakit olarak geliyor. Nakit olarak geliyor, sürekli cash alıyor falan filan. Böyle bir şeyi var, grubu var arkasında onunla beraber olan, sürekli böyle destek veren. Şeyler var. MIT gibi, bilmem ne gibi, işte CIA gibi, Carchurt gibi arka fonda onun adına çalışan yerler var. Tabii. Abi altın ucuzladı, alınır mı? Altın ucuzladı. Abi Gürcistan'da araba nasıl ucuza alırız? Altın ucuzladı, alın. Altın her zaman alın. Altından hiçbir şey gelmez. Hiçbir sorun. Yani altın her zaman alınmalıdır. Kenarda 100 lira, 200 lira paran mı var? Hemen koş bir altın kuyumcuya, oradan altını al. Ha, mevzu şudur. Altını aldıktan sonra altını harcamamaktır mevzu. Yani şöyle söyleyeceğim. Eğer düzenli bir geliriniz yoksa pek altını almayın. Çünkü anlamı yoktur. Çünkü onu alacaksın, 15 gün sonra yine satacaksın. Paraya ihtiyacın olacak. Düzenli bir geliri olanlara ben altını tavsiye ediyorum. Yani her ay olmadı, düzenli bir şekilde ona ayırabilecek ve onu elinizde tutabilecek kadar paranız varsa. Ya da bankada şey falan açabilirsiniz aslında. Altın hesapları var biliyorsunuz. Hayran olur, sağ ol, teşekkür ederim. Bu arada bilmiyorum burada nasıl hayran olunuyor, eskisi gibi kalp atıyorlar. Sağ ol, sen de like attın. Kemal abi geldi. Macaristan'da Vivian Escort gerçekten miydi? Evet, doğruydu. Size yine bakayım. Demin bir soru vardı. Gürcistan'da araba nasıl alınır? Abi şimdi Gürcistan'dan araba alma olayları şöyle.
Yani ben tabii YouTube'dan gördüğüm kadarıyla anlatıyorum. Bayağı bu konulara baktım biliyorsunuz. Şöyle bir boktan tarafı var. Gürcistan'dan otomobili alıyorsun, Türkiye'ye sokuyorsun. Orada biriyle anlaşıyorsun, cebine 3-5 kuruş para sıkıştırıyormuşsun. Sonra ne oluyormuş biliyor musunuz? Vekaletname yani ondan sonra. Araba o kişinin, Gürcistan'daki o kişinin. Bunlar da genelde mafya falan oluyor. Gürcistan'daki adamın araba. Senin verdiğin o para mesela sen bakıyorsun ulan diyorsun Türkiye'de bir türlü araba alamıyorum. Ulan dur şu Gürcistan'dan alayım ne olacak? Millet yapıyor vallahi herhalde bir şey olmaz diye. Gidiyorsun alıyorsun oradan arabayı. Veriyorsun Türkiye'de 100 bin liralık arabayı orada 30 bin lira, 20 bin lira, 10 bin lira neyse artık. Seviniyorsun ha ne güzel oldu artık araba mı oldu? Bedavaya aldım niye salak gibi buradan alayım ki falan. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Araba parayı o adama veriyorsun, adamın üstüne oluyor. Adam da sana veriyor. Al kardeş kullan benim arabamı diyor. Yani sen paranla rezil oluyorsun. Sonra o arabayla Türkiye'ye girdiğinde Türkiye Cumhuriyeti polisi sınırda seni durduruyor. Öp kardeş nereye diyor. Sınırdan geçsen bile bir şekilde 5 kilometre ötede yol kenarında bir polis senin Gürcü plakanı görüyor orada. Gürcistan plakanı görüyor ve seni durduruyor. Diyor ki ehliyet ruhsat lütfen diyor. Ehliyeti gösteriyorsun. Ruhsatı bir çıkarıyorsun. Kimin adına araba kayıtlı? Gürcistan'da Paçakiçov Paçapiçov isimli bir adamın adına kayıtlı. O parayı verdiğin adam. Ne oluyor? Arabanı çekiyorlar hemen kenara. Kardeş diyorlar sen bu adama telefon aç. Bu adam gelsin. Ona bir bakacağız. Arabanın nasıl sahibi gelsin. 30 bin lira verdiğin adam 2 saat önce. Adama telefon açıyorsun. Adam ortada yok. Geçmiş olsun. Adam ortada yok. Adam yok oldu. Aldı paranı gitti. Ve adama ulaşamayınca Türk polisi de diyor ki kusura bakma o zaman arabanın gerçek sahibi yoksa sen diyor kaçakçısın, dolandırıcısın diyor. İçeri atıyor. Arabanı da bağlıyorlar polis merkezine. Bu arabayı buradan bir daha almak istiyorsan arabanın sahibine ulaşman gerekiyor diyor. Adam dünyayı geziyor. Bir senden alıyor 30 bin, bir ondan alıyor 50 bin, bir ondan alıyor 100 bin, bir ondan. Adam yok oh, mojitosunu içerken uçakta kaçıyor gidiyor bile haberin yok senin. Sakın girmeyin. Sakın girmeyin. Söyledim abi bir daha Ramazan bir daha söylüyorum. Olmuyor abicim. Olmuyor abicim. Burada partner değilsen para kazanamazsın. Ya bilmiyorum buraya da belki affiliate sistem getirmişlerdir şeydeki gibi Twitch'teki gibi yani Twitch'te öyle bir şey var biliyorsunuz. Ya o kadar da bilgim yok. Ama dediğim gibi kutu diyorlar ha kutu bastım ha hadi tık 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 tık. Araba çalıntı oluyor zaten arabalar tabii tabii bir de şöyle çalıntı arabalar var evet. Burkina Faso'da yaşıyorum burada Ebony virüs var bana dua et. Ebony virüsü ne oğlum? Şey mi yani? Muhammed adını söyle. Ebola virüsü. Ebony değil o. Daşak mı geçiyor? Allah'ım ya. Konix ne attın bakayım? Ne yazıyorsun? Oğuz abi oyun yayını yok. Oyun yayını falan yok. Ben de artık yok. Ebola virüsüdür. Ebola'dır. Ebuya diye virüs mü var be? O yüzden git yurt dışında yaşa arabanı al. Tabii yurt dışında yaşa. Yurt dışından kazan. Orada güzel güzel arabanı al kardeşim. Daha ucuz alırsın. Türkiye'dekinden kaç kat daha ucuz alıyorsun hatta falan. Buradakinden 3-4 kat daha ucuz alıyorsun arabanı. Ha şöyle bir şey var. Türkiye'ye sokmak istediğin zaman diyorlar ki 180 gün boyunca bu ülkede yaşamış olmanız lazım diyorlar. 181. gün Türkiye sınır kapısından girilirken fakat bu sefer de yaşadığınız yerin bütün tapusu, adresi, işte şeyi ya da işte kira kontratı falan filan onlarla uğraşıyorsun. Yani arabayı sokuyorsun içeriye. Fakat şöyle bir şey var. Arabayı soktuktan sonra şey oluyor. 2 sene burada kalabiliyor araba. 2 sene içinde tekrardan yine dışarı çıkarman lazım. Eğer çıkarmazsan da arabana el koyuyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. En son baktığımda böyleydi. Ulaştırma Bakanlığı mıydı, neydi? En son baktığımda böyle bir konu vardı. Selam, selam, merhaba. En son baktığımda böyle bir olay vardı. Tam bilmiyorum yani. Giriş çıkış yapmak gerekiyor. Evet, bir girip bir çıkış yapmak gerekiyor. Bunun şeyi var. Kaskosu var, sigortası var, bilmem nesi var. Mesela işte Türkiye'ye girdiğin zaman Avrupa'daki sigortanın Avrupa'daki sigortanın Türkiye'de çalışmama durumu var falan filan bir sürü complication bilmem ne durumlar var yani. Boktan boktan işler. Ben olsam el koydurmaz direkt verirdim. Mesela şey oluyor Avrupa'da adam yaşıyor evinde diyelim bir Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız.
Türkiye'ye giriş yapacak falan. İşte diyelim orada 178 gün kalmış falan. 180'i tamamlamak için sınıra geliyor. Sınırda 2 gün arabanın içinde yatıyor. Öyle giriyor içeri falan. Yani 180 günü bir doldurman gerekiyor. Beyler ben bar satın aldım ama 50 like atma yeri yok. Onu bilmiyorum hakikaten ben de. Bu Yunav bayağı bir değişmiş. Yunav'a bir şeyler olmuş. Yani yıllar sonra bir garip garip bir şeyler olmuş. Bir şeyler değişmiş. Sasi ben tencereci Erdem. Heh, ayvayı yedik Erdem geldi. Git bari profil fotona tencere mencere bir şey koy. Heh. Tencere mencere bir şey koy. Kutuya tıkla görsün. Heh, tıkladım hadi. Fatih Altaylı ne? Niye Twitch'ten Yunav'a geçtin? Şu yüzden geçtim. Twitch'te çünkü çok fazla baskı altında oluyorsun yayınlarını yaparken. Sürekli bir banlanma riski, banlanma riski. Bir de biliyorsunuz bu son zamanlarda ben yine bu senenin daha başında daha 3. ay biliyorsunuz bir defa banlandım ama bir defa daha gidiyordum yani. Bundan kaç gün önce? 4-5 gün önce panik butonumu yapana kadar klavyemde. Bakın panik butonumu bilmeyenlerinize söyleyeyim. Bak şöyle ışığı bulabilirsem size. Bilmiyorum. Bak şurada kırmızı. Gördünüz mü kırmızıyı? Kırmızı panik butonum. Bu panik butonunu yaptım. 15 saniye ara var Twitch'te aramızda. Burada 15 saniye yok. Bir kere o yüzden geçtim. İkincisi burayı özlediğim için geçtim. Üçüncüsü rahat bir şekilde, özgür bir şekilde bir şeyleri gösterip bir şeyler hakkında konuşabilmeyi özledim. Twitch sana bunları sunmuyor. Twitch'te bir baskı var. Onu konuşursan hemen chatten yazıyorlar. Aha ban. Bunu konuşursan aha ırkçılık yaptı. Onu konuşursan aha porno bilmem nesi yaptı. Onu konuşursan aha çocuk istismarcı bilmem. Burada da var tabii aynı şeyler ama hani gören de bizi öyle bir zannetmesin yani. Ben bunları konuşuyorum falan yok, alakası yok ama hani bazı haberler oluyor, bir şeyler oluyor. Ekranda gösterdiğin zaman ağzından kaçabiliyor. Bir şey söylüyorsun falan. Bir anda haber mesela orada bir çocuk tacizcisi oluyor. İşte bunların ta anasını diyorsun, bilmem ne diyorsun. İşte küfür yasak deniyor. Lap diye oradan banlanıyorsun. Yani mesela ben hayvanları savunayım derken Twitch'ten bir ay ban yedim geçmişte. Hayvan haklarını savunayım derken Twitch'ten bir ay ban yedim abi. Bir sürü şeyleri var. Zor yani. Biraz şöyle rahatlamak istedim açıkçası yani. Şuraya geldim mi şöyle bir rahatlıyorum, bir ferahlıyorum yani. Bir de bunun şey tarafı da çok güzel. Anlık olarak görünmen, anlık olarak konuşman, iletişimde olman harika. İlişkilerde arada 6-7 yaş normal mi? Valla benim son kız arkadaşım Lara'mla 7 yaş fark vardı. 7 yaş benden büyüktü. 2012 yılında. Ondan sonracığıma yani bir fark olmamıştı çünkü o dönemde ben 30 yaş üzeri olduğum için hani mesela şeyde sorun olabilir yani şimdi mesela 16-17 yaşında bir insanla kalkıp da 25-26 yaşında bir insanın falan sevgili olması falan şey olabilir. Tabii gariplikler olabilir arada falan yani ama hani belli bir yaştan sonra mesela 30 ile 37 arasında o kadar bir uçurum şey anlamında yok, kafa yapısı olarak falan. Çünkü 30 yaşında bir insan artık hayatı öğreniyor. Yani çek senet nedir, nasıl yazılır, dübel nasıl çakılır, ne bileyim işte askerliğini yapmış oluyor, belli bir işe girmiş oluyor falan filan bilmem ne oluyor. Artık hani hayata atılmış oluyor, o yüzden pek büyük bir sorun yaşanmıyor tabii. En büyük problem kafaların uyuşmaması oluyor. Tabii öyle oluyor tabii. Sürekli beğeniyoruz yayını. Para kazanıyor mu? Bilgim yok abi. Ben burada geçen ay yayın yaptım. 2 saat yayın yaptım. Para kazandım. Ama bilmiyorum sistem nasıl işliyor artık burada. Eskiden burada bar atıldığında para kazanıyordun falan. Şimdi bilmiyorum nasıl oldu. Değişmiş olabilir. Belki like'lardan da belki para kazanılıyordur artık yani. Bilgim yok o konularda benim pek. Sasi mekan ne hale gelmiş lan? Ne varmış mekan? Abi askerlik sinüsümü aldım. 3 aydır askere gitmiyorum. Bir cezası varsa şey olursun. Bakaya kalırsın. Askere gittikten sonra benim gibi hakim karşısına çıkarırlar askeri mahkemede. Askerliğin bittikten sonra durumunu anlatırsın. Bir sorun olmaz. Yani bana da olmadı. Bana hapis cezası verdiler 4 ay. Sonra kadın çıktı. Çık evladım dedi. Çıktım. Geri geldim tekrar. 4 aydan 2 aya düşürdü. Çık evladım dedi tekrar. Bir daha çıktım girdim. Bana dedi ki al dedi. Ben sana dedi 2000 lira dedi. Şey yazıyorum dedi askeri mahkemede. Ben askerliğimi yapmışım gelmişim daha ikinci gün. Mahkemeden çağrılıyorum. Neymiş efendim? Askeriyeye 2 ay geç gitmişim. Ben hiçbir yerde açıklamasını göremedim ki yani. Ne gazetede ne şeyde televizyonda ne internette ne bir yerde
O yüzden askerliğinizin tarihini kaçırmayın. Sakın kaçırmayın. Çok önemli. Benim gibi bakaya kalırsınız. Her ay 200 lira 10 ay boyunca beni şeye mahkum ettiler. Gittim onu ödedim. Evet Mustafa. Gittim onu ödedim abi. Evet 2000 lira. Her ay 200 lira 200 lira. 29 günde bir gidiyordum 30 günde bir. İlla onu nakit vereceksin dediler. Bir banka hesabı falan da yok. Nakit veriyorsun hala böyle askeriye de. Bilmiyorum şimdi değişmiştir gerçi. Değişmiştir. Twitter'dan Yunav'a girince banılsın diyor site. Ne ara banılsın mı diyor site. Ne ara banlandım. Bir şeye banlanmadın abi. Burada olsan seni görürüz Murat. Abi üniversiteliyim. Üniversite kendi ertelettirmemiş. Ne? Kendi ertelettirmemiş. Gidip kendim uğraştım. Üniversite bir şey yapmaz. Ben de öyle zannediyordum. Arkadaşımız açısından bir arkadaşımız vardı. Ona bayağı söyledim zamanında. Türkiye'de üniversite okuyan bir arkadaşımız. Söyledim ona dedim. Kardeş dedim sen böyle bak şey yapıyorsun falan. Yaşın da geldi bilmem ne. Askerlik muhabbetleri ne olacak? Üniversiteye falan güvenmeyin. Yani üniversite olayları şey. Bazı özel ünlüler ne? Üniler hallediyor. Özel ünlüler halledebilir belki onu bilemem. Discord'da ekran paylaşımına katılım. Ondan 50'ye çıkmış. Evet. Evet Toprak. Ondan 50'ye çıktı. İyi oldu ya. Mesela artık bir Bolt, bir Discord'da bir oyun aç. Ben bir yayın açtığımda oynarken siz de açabiliyorsunuz. 10 kişi açsa 500 kişi izliyor. O da yetiyor zaten. Aranızda 32 kişi giriyoruz. 10 tanesi açsa herkes izliyor yani. Hiçbir sorun olmuyor. O açıdan güzel oldu. Yayında falan şey de olmuyor. Lag da olmuyor. Takılma kasılma falan da olmuyor. Özelim diyeyim. Halletmedi bu arada haberiniz olsun. Evet ona gidip konuşmanız lazım belki bilmiyorum. Partnerlik için de lazım. Ramazan gidip bak abicim partnerlik için ne lazım bilmiyorum ki ben de ne bileyim ya. Yıllar geçti aradan. Sana sormadım ki zaten Hasacı. Tamam. Yıllar geçti aradan vallahi hatırlamıyorum ben. Kaç sene? 7 sene geçecek. 6,5 sene geçmiş. Hatırlamıyorum vallahi. Hiç çok oldu çok. Çok çok sene geçti. Durumlar bunlar. Sağ ol Rek teşekkür ederim. Record. Rek seni öyle okudum ama idare et. Abi arkadaşım yoklama kaçağı bana bir şey olmaz. Ben de işte yoklama kaçağıydım. Bana bir şey olmaz. Tecile gitmen gerekiyor diyor. İkna edeceğim. Abicim işte askeriye gidip halledersiniz. Ben de bakaya kaldım. Adam babam yanımdaydı. Dedi ki sen yırt o dedi kağıdı. Dedi. Yırt dedi. Adam kağıdı yırttı. Adam benim arkamdan biz babamla çıktıktan sonra yine yazmış. Ben gittim 6 ay askerlik yaptım. Geri geldim. Kurtulduk dedik. Bir baktım bana şey geliyor. Kağıt geliyor. Mahkemeye bekleniyorsunuz. Askeri mahkeme. Buyurun bakalım. Bir anda kendimi hapiste buluyordum yani. Neyse iyi halden falan kurtuldum. Yani iyi halden kurtuluyorsun, şey yapıyorsun. Arkadaşlar barın var, like gönderilmiyor. Niye bu ya? Burak telefondan mı bağlanıyorsun, bilgisayardan mı abi? Ya bilgisayardan bilmiyorum. Araştırın. Çok fazla düğme yok ekranda zaten. Belli olur. Tarayıcıdandır. Anladım. Bilmiyorum. Nasıl yapıyorsunuz onu? Bar atanlara sor. Bar nasıl atılıyor falan hallederler. Telefon abi PC'de denedim olmuyor. Ha telefondansa daha da kolay olur. Seviliyorsun abi. Sağ ol Azer sağ ol. Abi ben Tuzla Medeniyet Ünü'de okuyorum. Tuzla lanet bir yer. Sen nasıl dayanıyorsun? Ya ben iş gereği buradayım abicim. Beni iş yerim buraya bırakıyor. Ben de burada takılıyorum 4 senedir. Şimdi artık ama şey yapıyoruz. Kurtulacağız gideceğiz diyorum şimdi. Macaristan'a gideceğim diyorum. Macaristan'a koronavirüs bulaştığı için gidemiyorum Macaristan'a. Macaristan'a koronavirüsü bulaşmış. Allah kahretsin. Orada da böyle şey yaptılar galiba. Ohay mohay bilmem ne ilan ettiler falan. Böyle böyle bilmem ne. İş yerinin. Abi Macar marşında Türklere hakaret var o konuyu biliyor musun? Hiç ilk defa duyuyorum ya. İlk defa duyuyorum yani öyle bir şey olduğunu. Allah Allah. Sabaha kadar devam mı yayına? Bilmiyorum ki vallahi ya. Söyleyemem ne olduğunu. Söyleyemem. Özelime girmeyin. Anlatamam. Abi babaannen korona mı kaptı? Babaannem korona falan katmadı ama babaannem hastalanmış bu aralar bayağı. Huzur evinde kalıyor kendisi. Çok böyle güzel, lüks, pahalı bir huzur evinde kalıyor. Çok güzel bakımını yapıyorlar falan. Bu aralar biraz böyle bağırıp çağırmaya başlamış falan. Dün annemle babamlaydım. Sapanca'da onlar söylediler. Babaanneni git bir gör falan dediler. Ha, öyle valla. Sağ olun valla. İşte şey... Erdem devam etme abi yeter artık. Alzheimer mı? Sasi geçmiş olsun. Ya Alzheimer zaten Alzheimer'dı abi. Alzheimer baş şeyleri vardı. Alzheimer'ın belirtileri vardı. Ben gittim bir keresinde bana şey dedi mesela işte. Aa Oğuz dedi. Hanımla çocuklar nasıl dedi. What the fuck?
Oh my God, what the fuck is this? Ben de ne yapayım işte, ortama uyum olsun yani, üzülmesin etmesin diye. İyi valla babaanne, seni sordular, onlar da inşallah yakında gelecek falan deyip duruyorum. Ne yapayım yani? Hanımla çocuklar nasıl diyor. Evli miyim lan ben, çocuğum mu var? Yani insan tabii bir garipsiyor yani, bu kadar yıldır bu kadar yıldır ailenden olan bir insan. Mesela şöyle düşünün, senin annen baban hayatta olanlar, hayatta olmayanların başı sağ olsun. Anneniz babanız diyelim, ileride Alzheimer oluyor, sizi tanımıyor. Bu dünyada bundan kötü bir şey olabilir mi lan? Hayat geçirmişsin onlarla, ömür geçirmişsin abi. Bir gün bir bakıyorsun, seni tanımıyor abi. Siktir git ya, böyle hastalık mı olur oğlum? Abi böyle bir saçmalık mı var ya? Kanser ol daha iyi ya. Korona ol daha iyi lan. Yani bir gidiyorsun bakıyorsun tanımıyor seni abi, bu kim diyor falan. Oğlum insan hüngür hüngür ağlar ya. Ne yapacağını şaşırırsın oğlum, düşünsene baban falan annen falan seni tanımıyor. Evladım adını hatırlayamadım, sen de kimsin falan diyor sana, az siktir. Gel de işin içinden çık yani. Gel de işin içinden çık, ne yapacaksın yani o durumda. Şey vardı bir ara, Uluslararası Uzay İstasyonu ISS'te, International Space Station'da. Ne yapıyorsunuz orada diyorlardı astronotlara falan. Hani nelere cure buluyorsunuz, tedavi, aşı buluyorsunuz, vaksin buluyorsunuz. İşte astronot orada anlatıyordu. Biz şu anda şeyi de bulduk, kanseri de yendik. İşte şeker hastalığını da yendik. Ülseri de yendik. İşte ne bileyim, bilmem neyi de yendik, onu da yendik, bunu da yendik ama işte bakın mesela şurada da Alzheimer'ı yendik diyordu. Alzheimer hakkında yaptıkları araştırma da şöyle. Alzheimer, şimdi orada tüpler var, gösteriyor. YouTube'da gördüm videosunu. CNET miydi neydi galiba? YouTube. Bir sene falan oluyor ben bunu göreli. Hastalıklar orada duruyor içinde ve onların tedavileri duruyor. Fakat bunları insanlara, sağ ol Burak, bunları insanlara... şu anda insanlığın hizmetine sunmuyorlar. Oğlum sunarlarsa sağlık sistemi, sağlık hastaneler, devletler, sağlık bakanlıkları nereden para kazanacak? Sen eğer hastalanmazsan, ölmezsen, senin ölmen gerekiyor. Hızlı bir şekilde yaşlıları aradan çıkarıp, yaşlılar artık boş yapıyorlar bu hayatta diye, yenileri gelsin diye. Sen parasın. Devletlerin gözünde parasın. Senin etinin, ruhunun, senin kişiliğinin, karakterinin, senin işte efendim o vatanın evladı oluşunun, bilmem neyinin falan, genelde bütün dünyada da olmasa da dünyanın birçoğu ülkesinde bu böyledir. Sen o hastaneye düşürülmek zorundasın ki, o yüzden sağlık bakanlıkları bütün dünya genelinde çikolataya izin verir, cipse izin verir, şekere izin verir, dondurmaya izin verir, hamburgere, pizzaya, lahmacuna, bilmem ne, yani lahmacun geçti. Bunun gibi fast food ürünlerine, bilmem nelere izin verir, sigaraya izin verir, bilmem neye izin verir. Ki sen hastalanasın ve yatağa düşesin ve hastane giderlerin olsun, para kazanasın. Sağlık sektörü, bir sürü şeyler. Sağlık sektörüne harcanan paralar, aylık senin harcadığın yüzlerce lira, binlerce lira paralar. Bütün dünyada bu böyledir. İnsanların ölmesi gerekir. Bugün kalkıp da ölümsüzlük ilacı bulunduğu zaman bunu insanlara vereceklerini mi düşünüyorsunuz? Bunu insanlara vereceklerini düşünebiliyor musunuz? Bunu hangi aptal şirket yapar? Bu nasıl bir... Çünkü bu şeydir artık, hani olayın son noktasıdır. Olayın geldiği son noktadır. Bunun ötesi yoktur. 33 dedim, yazar mısınız 33? 33. Tamam, yazıyorsunuz. O ban diyenleri şimdi banlayacağım birazdan. Bir dakika şimdi, nerede bu? Yine burada kutum çıkmış. Kutumu açayım yine. Açtım kutuyu, hadi. Söyletme kötüyü. Hadi açtım kutuyu. Çıldırıyorum chat'in üstünde. Bak nasıl oynuyor. Kutucuklara bak ne yapıyorlar. Yenileyin diyor. Zehri satan ilacını da satar sasıcığım. Ya abicim bak öyle ama senin dediğin olay şu. Yani Umbrella Corporation Resident Evil oyunlarındaki zombilerin aslında insanlara verilen T virüsüyle sonra da G virüsüyle tekrar yapılarak para kazanması falan filan ve yukarıda bir uydunun içerisinde yaşayan Victor'ın para kazanması falan filan bilmem ne. Bilmiyorum. Mesela şöyle bir şey de var. Devletler ne yaparlar? Sigaraya izin verirler.
Ama şeye izin vermezler. Esrar'a izin vermezler. Esrar'a izin verirse ne olur? Millet esrar alır. En fazla 15 gün sonra ölür. Ölen adamdan para nasıl kazanacaksın? Ölen adamın bir değeri yok. Seni hayatta tutmak zorunda ki sana 30 sene boyunca o sigarayı alıştırıp içirtip 31. sene kalp krizinden de götür. Tamam kardeş, sen içtin 20 yaşından 30'a kadar, 50'ye kadar. Hadi artık işime yaramazsın. Bay bay. Hadi en fazla 60'ta. Hadi gül canım. Hadi bay bay. Hadi güle güle. Evet, sıradakiler gelsin arkadaşlar. Çabuk çocuk yapın. Evet arkadaşlar. Sonra işte sigara insanları öldürür falan. Arkasına ceset fotoğrafları. Ama yasaklamak. Yasaklamak. Bütün olay yasaklamada bitiyor. Bütün olay yasaklamada bitiyor. Hani o şey var ya, hep söyledim size. Hani alıyorsunuz bu sigara içenler, bu o aptal bir alet var, hani alıyorsun. Son yıllarda çıktı, 5-6 yılda. Salak bir alet var, hani içiyorsun onu böyle. Yok, filtre değil. Hani anladınız o makine. E-sigara. E-sigara alıyorsun. Normalde sen günde bir paket sigara içerken e-sigarayla belki bilmiyorum bir kapsülünde onun 3 sigara var. Daha fazla içiyorsun. Habire elinin altında olduğu için. Habire elinin altında. Yakma derdi yok, bir şey yok. Alıyorsun bu. Bu ne lan? Alıyorum buradan. Bitti. Koy. Sigara istiyor canım. Tekrar al. Hiç. Yakma yok. Bilmem ne yok. Paket yok. Alıyorsun. Hiç. Bitti, bu kadar. Günde bunu 1000 defa yapıyormuş insanlar. 800 ile 1000 defa arası bunları içiyorlarmış. Bu e-sigaraları içiyorlarmış. Yani e-sigara normal sigaradan daha zararlıymış. Daha fazla zarar veriyor size. Çünkü daha fazla içiyorsunuz. Bir sigara içerken 3 tane sigara içtiğinin farkında değilsin. Onu her yere taşıyorsun yanında. Yatağının ucuna koyuyorsun, tuvalete gidiyorsun, şeye gidiyorsun, burada, orada, burada, balkonda, caddede, habire cebine koyuyorsun hatta falan. Habire içiyorsun. Tüttür babam tüttür, tüttür babam tüttür, tüttür babam tüttür, tüttür babam tüttür. Peki bu kadar çok parayı ne yapacaklar? Ellerinde o kadar çok para var ki. Ne yapacaklar işte abicim, şey oluyor işte, habire yiyorlar, lüks hayat kuruyorlar. Villalar, yatlar, katlar, bilmem neler. Okyanuslarda yaşıyorlar, güzel adalarda yaşıyorlar. En güzel kadınlarla sevişiyorlar. En güzel erkeklerle sevişiyorlar. Dünyada cenneti yaşıyorlar abi. Geziyorlar, en güzel yerleri geziyorlar. İşte en güzel yemekleri yiyorlar. Sen yiyorsun simit, o yiyor. İşte efendim, o ne biçim puslandı hava. O yiyor efendim, bilmem neyin bilmem nesi usulü, bilmem ne usulü, bilmem ne yiyor okyanustaki lüks teknesinde. Ama bu arada ölen sensin. Sen ölüyorsun. Senin üzerinden. Yani senin bir değerin yok. Senin değerin yok. Değersizsin. Değerin yok. Evlenmeyin beyler sakın. Neden evlenmeyin dedin? Sen kullanıp kullanatsın yani. Sen bir adet kullanatsın. Bir et parçasısın. Kullanat. Kullandık seni. Çok içtin. 30 yıl. Hadi şimdi kalp krizi geçir. Geber git. Hiç anlamı yok. Hastalık at. AIDS ol. Hastaneye yat, para öde 100 bin lira. Bir de oradan. Sigara içmeyin. Sigaraya acil bir şekilde son verin. Müthiş bir oyunun içerisindesiniz. Korkunç bir oyunun içerisindesiniz. Global anlamda resmen bir mafyacılık oyununun içerisindesiniz. Farkında değilsiniz. Amerika'da devletin mafya olduğuna en büyük örneklerden bir tanesi forfeiture'dır. Forfeiture nedir biliyor musunuz? Civil forfeiture. Civil forfeiture şu demektir. Bilen var mı aranızda bunun ne olduğunu? Anlatayım bak, Amerika'da. Amerika'da forfeiture, eroin için. Yok yani, evet aslında bir yerde öyle. Amerika'da devletin dışında, federal devletin dışında bir de şey vardır. Polis. Polis sizi, eğer emin olduysa arabanızda eroin, kokain falan olduğuna, eğer emin olduysa sizi yolda durdurarak arabanın içindeki bütün değerli eşyalarınız ve cebinizdeki bütün o paralarınız, binlerce dolar para neyse, muhtemelen eroin kaçırıyorsunuz falan filan, hepsini ve aynı zamanda da otomobilinizi dahil hepsini seize eder, alır. Devlet değil, polis alır. Ve polis o parayı kendi teşkilatına kullanır. Ama bundan emin olması lazım. Kamera görüntüsü ve ses kaydı. Ve mahkemeye siz çıkıp şunu iddia edemezsiniz. Polis geldi, beni durdurdu. İşte eroinimi aldı, paramı aldı, arabamı da aldı, gitti falan. Eğer bunu yaparsanız polis ardından sizin peşinizi bırakmaz. Gelir evinizi de alır.
Her şeyinizi alır ve devlette bir açık vardır. Bunun adına civil forfeiture denir. Amerika'da atıyorum abi hemen, açıyorum hemen. Amerika'da böyle bir durum vardır. Aslında polis mafya gibidir ama iyi anlamda mafyadır. Çünkü eroin ticareti yapan, kokain ticareti yapan insanları enseler. Ama bazen bazı insanlar bok yoluna da gidebilirler. Mesela manyağın biri benzin istasyonunda sizin arabanıza eroin koyarak anlaşmış olduğu bir polisle parasını da bölüşerek polisi sizin üzerinize, siz yola çıktıktan 5 dakika sonra karınız, çocuğunuz, köpeğiniz, kediniz içeride, birdenbire polis arkanızdan gelir ve arkada bagajı camın kenarına sıkıştırılmış olanı, eroini oradan bulduğu zaman arabanı da kaybedersin, paranı da kaybedersin. Mahkemeye gidersen de polis senin yarın gelir öbür gün evinin de peşine düşer. Senin her türlü peşine düşer. Böyle pislik olaylar da vardır, evet. O kadar boktan ki kardeşim. O kadar boktan ki anlatamam size. Civil forfeiture yazın, YouTube'da görürsünüz. Sasi, ileride ne iş yapacağımı düşünemiyorum. Nasıl karar vereceğim? Abicim, bu ülkenin değil, aslında bütün dünyanın sorunu. İleride nasıl iş yapacağını bir insan nasıl düşünebilir? Ya mesela ben düşünüyorum şimdi mesela. Düşünüyorum şimdi lan. Bundan mesela 10 yıl sonra ben ne iş yapacağım kardeşim, tamam mı? 10 sene sonra ben şimdi ne iş yapacağım? Şu ekranı biraz kısıyorum artık, gözüm kör oldu. 10 sene sonra ben ne iş yapacağım kardeşim, tamam mı? Ben bunu nereden bileyim abicim? Bu dünyanın hali belli değil ki. Bundan 10 gün sonrasını bilmiyoruz. 10 dakika sonra ne olacağını bilmiyoruz. Ben bu akşam yayın yaparken Amerika Birleşik Devletleri'nde OHAL ilan ediliyor. Manyak bir dünya oldu artık. Dünyanın artık boku çıktı. Artık hiçbir şey. Sen 10 yıl sonrasını nasıl düşünebilirsin? Banla şunu. Nedir abi bu? İşte orasını bilmiyorsun. Lüks hayat için o kadar para kazanmaya çalışmazlar bence. Abicim, paralar aklıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Dünyada milyarlarca insan var. Yandaşları var, bilmem neleri var. Senin dediğin de doğru olabilir. Senin dediğin de doğru olabilir. Abi sandığı 3 günde açar mısın? Sandığı açamıyorum ki. Sandığım gri. Bak. Gri sandık. Bir şey açamıyorum yani. Duruyor öyle. Gri gri. Şu ekranı bir daha açayım. Sandığımı bozdunuz kodumu yerinde. Sistemi bozdunuz. Şuraya gelmişim 2 yıl sonra. Bu ne lan? Kapağı varmış, içmeye çalışıyorum ben de. Manyak oldum sayenizde ya. Ay. Oğlum camları falan kapattınız mı oğlum? Korona olacağız oğlum, gebereceğiz dedim. Kapattınız mı? Kapat kapat. Dikkatli olun bak. Bu kamera niye sallanıyor yine ya? Allah Allah. Tabii o da dayanamıyor benim inanılmazlığım. Tabii arkada gördü dünyanın merkezi Tuzla'yı. Oğuz abi üşüyorum diyor. Kradeyin. Kapatma, havalandır diyor. Sasi, şu an ortalama bir düğün masrafı 120 bin, ne düşünüyorsun? Yapmıyorum düğün anasını satayım. Yapmıyorum düğün. Gidiyorum cami, neydi lan o işte camilerden çıktı şeye, belediyeye. Takıyoruz abi yüzükleri, gidiyoruz. 120 bin lirayı nereden bulayım lan? 120 bin liraya benle... Yani hayret bir şey. Ne yapalım, 120 bin liramız yok diye evlenmeyelim mi yani? Ne var lan bunun içinde de? Bunda da bir şey yok. Ben daha bile... Dur şunu şuna su koyayım ya. Allah'ım çıldıracağım. Heh, bu bardağı da çok sevdim. Kocaman kocaman valla. Hoşuma gitti. Ben severim büyük. Valla Oğuz Sasi ya diyor. Evet. Çok törtü var. Unutkanlık yapıyor. Evet. Unutkanlık yapıyor. Abi ne unutuyorsun? Çünkü aklında sürekli o var yani. Aklında sürekli o var. Ben yavaştan kaçayım, iyi geceler. Ben de kapatacağım artık, yeter. Saat kaç oldu? 30 bana gideceksin. Saat kaç oldu? Söylesene zavallım. 1 olmuş. 1'i 2 geçiyor. Ulan kocaman bardak. Şuna bak, bardağa bak ya. Bu ne oğlum ya? Neyse, iyi oldu, iyi oldu, bunu aldım. Hadi geceler. Ha, kutunuzu açayım son defa, gideyim, yeter. Yarın gece yine burada görüşürüz. Yarın akşam sabah yine Discord'dayız. Sabah yine Twitch yayındayız. Öğlen yine Twitch yayındayız. Akşam yine Twitch yayındayız. Gece yine 00'dan itibaren buradayız. Çıldırıyorum, deliriyorum, kuduruyorum.
Gelmek isteyenler twitch.tv/sivisasi isimli Twitch kanalının chatine gelebilirler. Yukarıda bir Instagram yazıyor. Augustasi foto falan ne alaka bunu anlamadım. Hilmi gider ayak bar attı. Bu Instagram'ı ben buraya eklemedim. Instagram'ım falan yok benim. Yukarıda sadece Twitter ile YouTube var. Keşke bir de Twitch olsa burada da Twitch'e ekleyebilsem. Onu ekleyemiyorum. Şu iki yıl sonra tekrar merhabayı twitch.tv/sivisasi yapayım da bari oradan bir şey yapalım. Oradan bir halledelim olayı. Furkan sağ ol tekrardan. Insta hesabım yok benim yani yanlış anlamayın. Bu ne ya YouTube'dan yayın yapsana. YouTube'dan yayın yaparsam şey oluyor hemen strike atıyorlar bilmem ne yapıyorlar. Ulan o değil de ben bilgisayara şimdi bu yayınlarımı yaptım Twitch'e bugün ve videolarımı kaydettim. Onları şimdi gideceğim şeye bırakayım bari YouTube'a bırakayım da paslayayım oraya. Bugün ne tarih? 14 oldu 13.03.2020. Cuma diye oraya paslayayım part 1 part 2 part 3 diye bugün 3 tane yayın açtım. Neyse durumlar bunlar arkadaşlar. Hadi iyi geceler hepinize. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Nereden kapanıyor bu? Yayını kapat butonunu bulamıyorum. Ciddi ciddi. What the fuck? Bulamıyorum. Buldum buldum. Yukarıdaymış. Bastım ama.